Hoş geldiniz çocuklar. Şimdi kesirlerle problemlere geçeceğiz bu dersimizde. Problem nasıl çözülür peki? Şimdi kesirlerde çarpmayı bölmeyi anlatırken aslında ufak ufak bir şeylere değinmiştik. Nelerdi? Örneğin bir kesirin kesir kadarı bulunurken çarpma işlemi yapılır dedik. Bunu sorularda kullanacağız. Örneğin ne desek? 1 bölü 2'nin. Şöyle boş bir sayfa açalım. Örneğin 1 bölü 2'nin 4 bölü 5'i kaçtır diyelim. 1 bölü 2'nin 4 bölü 5'i kaçtır? Şimdi kesirlerde çarpma işleminde bunu görmüştük. Demiştik ya, bir kesire kesir kadarı bulunurken çarpma işlemi yapılır demiştik. Yani 1 bölü 2 4 bölü 5'ini bu şekilde soruyorsun. 1 bölü 2 ile 4 bölü 5'i ne yapmamız lazım? Çarpmamız gerekiyor. Çarpma işlemi de biliyorsunuz paylar çarpıp paya, paydalar çarpılıp paydaya yazılır. Peki sadeleştirme varsa ne yapılır? Sadeleştirerek yazmanız daha iyi. 4'ü 2'ye böldüğüm zaman 2 kalır. Burada da 1. 2 çarpı 1'den 2 gelir. Payları çarptım. Paydaları çarparsam 5 çarpı 1'den 5 kere. Sonucum bu şekildedir. Dedim. Bakın kesirin kesir kadarı bulunurken ne yapılıyormuş? Çarpma işlemi yapılıyor. Peki şimdi bir sayının kesir kadarı bulunurken 40'ın 3 bölü 8'inin kaça eşit olduğunu bulalım diyoruz. 8 parçadan bunu şematize de edebilirsiniz. 8 parçadan 3'ünü alıyorum sadece. Çocuklar 40'ın 3 bölü 8'inin diyor. O zaman ne yapmam gerekiyor? Her bir parça kaça eşit olacak burada? Şöyle şematize edersem. Kaç tane parça ayırmam lazım? Payda kaç eş parçaya ayrıldığını gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tanesi taramam gerekiyormuş? 3 tanesini. Şimdi 40'ın 3 bölü 8'i diyor. 40'ın tamamı 40 o zaman değil mi? Her bir parça kaça eşit olmalı? 8 tane parçaya ayırdım ben bunu. Her bir parça için 40'ı 8'e bölersem her bir parçası 5 midir? Değil mi? Bu 5'i gösterir. Bu da 5'i. 8 tane parçadan oluştuğu için şöyle 40'ı 8'e böldüm ben. Her parça 5 tanedir. 5'i gösteririm. 5'i gösteriyor dedim. Peki. 5'er 5'er gittiğim zaman kaç tane var? 8 tane. Şu anda taradığım kaç tane var? 3 tane var. O zaman 5 ile 3'ü çarparım ve sonucu 13 bulurum. 5 çarpı 3'ten 15 bulurum dedim. Eğer bu zor geliyorsa, şimdi şu yöntemimiz var. Bir sayının kesir kadarı bulunurken çarpma işlemi yapılır. 40 çarpı 3 bölü 8. Az önce kesirin kesir kadarı verilirken çarpma işlemi yaptık ya çocuklar. Şimdi burada da bir sayının kesir kadarı verilirken çarpma işlemi yapılır diyoruz. 40'ın biliyorsunuz doğal sayı. O zaman payda da gizli bir 1 vardır. Tamam mıdır? Şimdi çarpma işlemi yapılırken sadeleştirme var mı ona bakıyorum. 48'e bölünür. Burada 5 çıktı. Burada da 1 kalır. 5 çarpı 3'ten 15 bölü. 1 çarpı 1'den payda nedir? 1'dir. 15'i 1'e böldüğüm zaman 15 gelir. Bakın aynı sonucu bulduk mu? Bulduk. İki yöntemle de yapabilirim. Bu neymiş? Bu birinci yol. Bu da ikinci yol. İkinci yolda kullanabilirsiniz çocuklar. Rahat, kolay. Tamam mı? Direkt bu yöntemi yapabiliriz. Evet. Yasemin 120 TL olan parasının 3 bölü 4'ünü harcıyor. Geriye kaç TL? Bakın geriye diyor. Bu ifadeleri okumamız problemlerde çok önemli. Geriye dediği için bir kere ben harcanan parasını bulmam gerekiyor. Daha sonra elimde ne kadar kalmış onu çıkararak bulacağım değil mi çocuklar? Geriye diyor çünkü. Geriye kaç TL'si kalmıştı. Bu ifadelerde çıkarma yapmam lazım en son. Yasemin 120 TL olan parasının 3 bölü 4'ünü harcıyor. O zaman bir sayının kesir kadarını bulmak için ne diyeceğim? Çarpma işlemi yapılır demiştik az önce. Şematize edip o şekilde de bulabilirsiniz çocuklar.
4 parçanın 120'yi temsil ediyorsa işte bir tanesi 30'u. Şu şekilde çarpma da yapabiliriz direkt. Doğal sayının paydasında gizli bir 1 var. Şimdi çarpma işlemi yaparken ne yapmamız gerekiyor? Hemen bölme işlemi. Sadeleştiriyorum. 120'yi 40'a böldüğüm zaman 30 çıkar. Burada da 1. 30 çarpı 3'ten 90. Böyle paydaları çarptım. 1 çarpı 1'den 1 gelir. O zaman sonucum 90 gelir. Değil mi? Yani iki yolu da aslında bulabilirsiniz bunu. Şunu başka ikinci yolumla nasıl yapardım çocuklar? Az önce göstermiştim ben size şematize olarak. Şimdi bir bütünü kaç eş parça ayırmam lazım? Payda kadar. O zaman 1, 2, 4 parçaya ayırdım. Kaç tanesini taramam gerekiyormuş? 3 tanesini taramam lazım. En son benden yani bunu bulmam istiyor. Peki tamam 120 TL olan parasının tamam 120 ise her bir parça kaça eşittir? 120'yi 4'e bölersen 30'a eşittir. 120'yi 4'e böldük. Her bir parça 30. E o zaman taralı bölge kaçtır? 30 çarpı 3'ten 90 mıdır? Bakın aynı şey çıktı mı çıktı. Bu şekilde de bulabiliyoruz. Buradan da 90 TL geldi. Oradan da 90 TL gelir. Tamam mıdır? Şimdi burada amacım daha bitmedi soru tabii ki. Başta 120 TL vardı elimde. Kaç TL'sini harcamış oldum ben? 90. O zaman geriye ne kadar kalır? Tabii ki de çıkarma işlemi yapmam lazım. 120'den 90'ı çıkarırsam ne kalırmış çocuklar? 30 TL kalır. Bu kadar. Cebimde 30 TL kaldı şu anda. Çıkarma işlemi yapıyorum. Bu kadar verdim. Ne kadar harcadım ben? 90 TL harcadım. Geriye o zaman 30 TL kalır. Şurayı iki yoldan da bulabiliriz. Bunu göstermiş oldum. Bu birinci yolumdu. Yani az önce yaptığım yöntemle yaptım. İki yolu da az önce gösterdim size. Evet, bir sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 5'i kız öğrencidir. Şimdi başta 2 bölü 5'i kız öğrenci diyor çocuklar. Yani 2 bölü 5'i kız sayısına eşit. Neye eşit? Kaç tane kız varmış? 12 tane de kız var. Şimdi 2 bölü 5'i 12'ye eşit. Bak bu az önceki sorunun tam tersi. Az önce ne vermişti bana? Bir sayının kesir kadarı veriliyordu. Burada da öncelikle 2 bölü 5'i yani kesir kadarı diyor. 12 tane kız öğrenci eşit diyor. Yani 2 bölü 5'i 12'ye eşit diyor. Şimdi böyle bu şekilde verilmişse bölme işlemi yaparak bulabilirim. Tabii yine size iki yolla göstereceğim. Bölme işlemi yaparak bulacak olursam 12'yi kaça bölmem gerekiyor? 2 bölü 5'e bölmem lazım. Tamam mıdır? 2 bölü 5'i kız öğrenciyse direkt bu şekilde bulabiliyorum. Bölme işlemi nasıl yapılıyordu? Birinci kesir aynı kalır. Doğal sayı olduğu için 12 bölü 1 yaz. Çarpı ikinci kesir taklattır. 5 bölü 2. Şimdi sadeleştirme var mı çocuklar? Var. Çapraz olarak sadeleştirme var hemen diyebilirsiniz. 12'yi 2'ye böldüm. 6. Burada da ne kadar? 1. Şimdi paydaları çarpalım çocuklar. 6 çarpı 5'ten 30 paydaları çarptım. 1 çarpı 1'den 1 mi gelir? Sonucum ne o zaman? 30'u 1'e böldüğüm zaman 30 çıkar. Şimdi ikinci yolumla göstereyim size. Yani sonucum 30. Şimdi İki bölü beş kız öğrenciydi. 12 tane kız öğrenci var. Tamam mı da? Şimdi tamamın sınıf mevcudunu ne bulduk biz? 30 bulduk. Ama benden ne istiyor? Kaç tane erkek öğrenci vardır diyor. Şimdi 12 tane kız olduğuna göre ben bu 30'la neyi bulmuş oldum çocuklar? Bu 30'la bulduğum 30 sınıf mevcududur. Yazalım. O zaman 30'dan kaçı çıkarmam lazım? 12 tane kız öğrenci olduğuna göre 12'yi çıkardım. Sonucum nedir? 18'dir. O zaman 18 neye eşittir? Bu da erkek öğrenci sayısı. Tamam mıdır? Şimdi ikinci yolla yapacak olursam. İkinci yolda ne yapacağız biliyor musunuz? Yine az önceki gibi şematize yöntem.
Bir bütünü kaç eş parça ayırmamız lazım çocuklar? 5 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Payda kadar eş parçaya ayrılıyor. Peki, kaç tanesini taramam lazım? 2 tanesini. Bu sınıfta 12 tane kız öğrenci var. Yani tamamı 12 değil. 2 bölü 5'i kız öğrenci. Taradığım bu iki parça kız öğrenciye eşit. Kaç tane kız öğrenci varmış? 12 tane. O zaman her bir parça kaça karşılık gelir? Şurası 6'ya karşılık gelmez mi çocuklar? Tamam mı? Şu ikisinin toplamı 12 idi. Peki tamamını bulmak için bakın tamamını buluyorum yine sınıf mevcudunu. O zaman 6 ile neyi çarpmam lazım? 5 eş parçadan oluştuğu için 6 çarpı 5'ten sınıf mevcudu 30'du diyebilirim. Bakın bu da ikinci yolum. Yine neyi buldum ben? Sınıf mevcudunu bulmuş oldum. Tamam mıdır? Erkek öğrenci sayısını nasıl bulacağım? Kız öğrencileri çıkararak, yine 30'dan 12'yi çıkararak sonucum nedir? 18'dir diyorum. Evet. Bir kesirin verilen diğer kesir kadarını bulmak için bu kesirler çarpılır. Zaten ben size en başta bunu söyledim konuya giriş yapmadan. Nilüfer'in 24 TL parası varmış. 24'ü yazdık. 1 bölü 2'sini 3 bölü 4'ü ile kalem aldığına göre diyor. Şimdi 24 TL'si var ya çocuklar. Kesrin, bakın 1 bölü 2'sinin 3 bölü 4'ü. O zaman bu bir kesir, bu da kesir. Yani kesrin kesir kadarını bulmak istiyorum ben. Ne yapacakmışım? Çarpma işlemi yapılır dedik. 24 çarpı 1 bölü 2 değil mi kesir kadarı? Çarpı ne yazmam lazım sonra? 3 bölü 4 yazmam gerekiyor. Kesir kadarı veriliyor. Tamam mıdır? Kesrin kesir kadarı. Şimdi çarpma işlemi yapacak olursam bunun paydasında gizli bir bilme var çocuklar, değil mi? Doğal sayı. Yazdım. Çarpma işlemi yaparken ne yapacağım? Sadeleştirme işlemi varsa yapılır. 24'ü 2'ye bölebilirim çocuklar. Şöyle. Ya da en son sadeleştiririz. Ha, hiç fark etmiyor. 24'ü 2'ye böldüğüm zaman şurada 12 mi kalır? Burada da 1. Tamam mı? Peki. Bakın birden çok sadeleştirme yapabilirsiniz. Şurayla şurayı sadeleştirip 12 kaldı. Sonra baktım. 12 ile de neyi bölebiliyorum? 12 ile de 4'ü bölebiliyorum. 12'yi 4'e böldüğüm zaman burada 3 çıkar. Burada 1. O zaman sonuç olarak ne kaldı? Bakın burada 3 kaldı. Burada 1, burada da 3 var. Bunları çarptığım zaman 3 kere 1, 3 çarpı 3'ten 9 bölü 1 çarpı 1, 1. 1'lerin çarpımı 1. Yani 9 bölü 1'den sonucum ne gelir? 9 gelir. 24 TL'nin 1 bölü 2'sinin 3 bölü 4'ü ile kalem aldığına göre kalemin fiyatını soruyordu. O zaman ne diyeceğiz biz? Kalemin fiyatı 9 TL'dir. Kesrin kesir kadarı bulunurken çarpma işlemi yaptım. Gamze parasının 2 bölü 3'ünün 3 bölü 5'i ile kitap almıştır. Şimdi 2 bölü 3'ünün 3 bölü 5'i ile kitap almış, tamam mı? Bu tersten şu an soruyor. Gamze'nin en son aldığı kitabın fiyatı 14 TL diyor. Şimdi Gamze parasını 2 bölü 3'ün 3 bölü 5'i ile. Peki ben parasını biliyor muyum çocuklar? En başta ne kadarım var benim? Bilmiyorum değil mi? Şimdi öncelikle kesir kadarını bir bulalım çarpma işlemiyle. Sadeleştirme yapılır mı? Yapılır. Buralarda 1 kaldı. 2 çarpı 1'den 2 gelir. Bölü. 5 çarpı 1'den 5 gelir değil mi? Şimdi 2 bölü 5'i 14 TL'ye eşitmiş. Tamam mı der? Aldığı kitap 14 TL diyor. 2 bölü 5'i 14 TL eşitse az önce iki yol yapmıştım ben size. İki tane yoldan da parasının şu an tamamını bulabilirim. Ya 14 2 bölü 5'e bölersiniz ya da şematize ederiz. Bu şekilde de bulunur. 14'ü 2 bölü 5'e böldüğüm zaman birincisi doğal sayı. Paydada gizli bir var. Çarpı ikinciyi takla attır. 5 bölü 2. Şimdi sadeleştirme var mı? Var. 14'ü 2'ye bölerim. 7 çıkar burası. Burada da 1.
7 çarpı 5'ten 35 bölü 1 çarpı 1'den 1 gelir. Sonucum nedir o zaman çocuklar? 35'tir. Tamamı 35 TL. Tamam mı? Parasının tamamı. Gamze'nin aldığı kitap 14 TL'ydi. Bana neyi soruyor? Geriye kaç TL'si kalmıştır? Bakın bu geriye ifadelerine dikkat ediyorduk. Geriye dediği zaman çıkarma işlemi. Tamamı 35 TL paramın. Aldığın kitap 14 TL. Çıkardı. Evet, 21 TL mi kaldı? O zaman geriye kaç TL'm kalmış benim? 21 TL'm kalmıştır. Bir sınıftaki öğrencilerin 3 bölü 7'si kız öğrencidir. Evet. Bu sınıfta 16 tane erkek öğrenci olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Şimdi çocuklar, kız öğrencinin kesir kadarını vermiş bana. Sonra erkek öğrencinin sayısını vermiş. Notumuzu okuyalım. Bir bütünün belli bir kesir kadarı verilip geriye kalan kısım sorulursa bütünden verilen kesir çıkarılır. Yani ne demek istiyorum? 3 bölü 7'si kız öğrenciyse, bunun 3 bölü 7'si kız. Peki erkek öğrenci sayısının kesir kadarını ben bilmiyorum. Nasıl bulurum? Bütünden çıkararak buluruz. Tamam mıdır? Kız öğrenci için bu kadar kesir ifade ettik. 3 bölü 7'si demiş. O zaman erkek öğrenci sayısını bulmak için bütünden çıkarılır. Peki bütünü nedir bunun? 7 bölü 7'si değil midir? Değil mi? 7 bölü 7 bir bütün. Paydaya göre yazıyorum. Paydam 7 olduğu için bütünüm de 7 bölü 7'dir. Neyi çıkaracağım? 3 bölü 7'yi. Çıkararak erkek öğrencinin kesir kadarını bulacağım. Evet, 7'den 3 çıkardık. 4, paydam da 7. 4 bölü 7'si demek ki erkek öğrenciyi belirtiyor. Tamam mı da? Erkek öğrenci sayısı için bu kadar kesir vermiş. Bu sınıfta 16 erkek öğrenci vardır. Yani 4 bölü 7'si 16'ya eşittir. Değil mi? Erkek öğrencinin kesir kadarı buna eşit. 4 bölü 7'si 16'ya eşitse yine iki yoldan bulabiliriz. 16'yı ne yapmam lazım biliyor musunuz? 4 bölü 7'ye bölmem gerekiyor. O zaman birinci kesir aynen kalır. Birinci kesirim doğal sayı. İkinci kesir için ne yapmam gerekiyor? Ters çevir, çarp. Şunu ters çevirelim. 7 bölü 4. Değil mi? Takla attı. Şimdi sadeleştirme işlemi yaparsam. 16'yı 4'e bölerim. 4. Burada da 1 kalır. 4 çarpı 7'den 28 bölü 1 çarpı 1'den 1 gelir. 28'i 1'e böldüğüm zaman da sonucu 28. Demek ki sınıf mevcudumuz kaçmış? 28'miş. Evet, 4 bölü 7'si 16 ise direkt 16'yı 4 bölü 7'ye bölerek bulabiliyorum. Ya da dediğim gibi şematize yaparak da bulabiliriz. Bir çiftçi tarlasının 5 bölü 12'sine domates, 1 bölü 3'üne salatalık, geri kalan kısmına biber ekmiştir. Tamam. Şimdi biber ekili alanı en son söylemiş 80 metrekare ise diyor. Bu çiftçinin tarlasının tamamı kaç metrekaredir? Şimdi 5 bölü 12'sine domates, 1 bölü 3'üne salatalık ekiyor. Geri kalan kısmını bulmak için öncelikle bunları bir toplayayım ben. Ne kadarlık kısmı acaba? Şimdi payda eşitlemem lazım. Değil mi çocuklar? 12 yapabilirim bu 3'ü. 4 ile genişleterek. Bununla 1 ile. Bu kesir aynen kalır. 5 bölü 12'dir. 1 ile çarptığım zaman. Artı. Sonra ne yapacağım? 4 kere 1'den 4 bölü paydaları çarptım. 4 çarpı 3'ten 12 gelir. E payda aynı. Ortak yazılır. 5 artı 4'ten 9 gelir. 9 bölü 12'si. Şimdi geri kalan kısmına biber ekmiştir diyor. Tamamım nedir benim? Bütünüm 12 bölü 12'dir değil mi? Paydaya göre yazacak olursam. 12 bölü 12'den 9 bölü 12'yi çıkarırsam biber ekli kısmı bulurum. Paydam 12 aynen yazılır. 12'den 9'u çıkarırsam 3 bölü 12. 3 bölü 12 kısmına biber ekliyormuş. Bu biber ekili alan. Evet. Biber ekilini kesir kadar kısma 3 bölü 12. 3 bölü 12 ise 80 ise 80 metrekare ise nasıl buluyordum ben? 80'i 3 bölü 12'ye bölerek tamamını bulacağım çiftçinin tarlasının.
Peki bölme işlemi yaparken bu bir doğal sayı değil mi çocuklar? O zaman 80 bölü 1 olarak yazarım. Çarpı ters çevir, farklı attır. 12 bölü 3. Şimdi sadeleştirme işlemi yaparsak. Sadeleştirme işlemi var mı burada çocuklar? Evet var. Pay ve payda arası da vardır hocam demeniz lazım hemen. 12'yi 3'e böldüm 4. 80 ile 4'ü çarparsam 320 gelir. O zaman neymiş cevabımız? 320 metre kareymiş. Tamam. Geçtik. 150 metre uzunluğundaki bir kumaşın. Önce 2 bölü 5'i. Sonra kalan kumaşın 2 bölü 3'ü kullanılmıştır. Buna göre geriye kaç metre kumaş kalmıştır? Şimdi önce 2 bölü 5'ini kullanmamız gerekiyor. Sonra kalan kumaş, kalan dediği için öncelikle bir 2 bölü 5'ini bulmam lazım çocuklar. Tamam mı? Kalan demeseydi farklı olurdu tabii ki. 150 metre uzunluğundaki bir kumaşın önce 2 bölü 5'ini bulacağım. Sonra kalan dediği için çıkaracağım. Sonra bunun 2 bölü 3'ü kullanılmıştır. Diyor. Şimdi o zaman 150'nin öncelikle 2 bölü 5'ini bulalım. Tamam mıdır? Bulurken bir sayım ikisi kadarı çarpma işlemi yapılıyor. Paydamda nedir? Gizli bir birim var. Sadeleştirme var mı? Var. 150'yi 5'e böldüğüm zaman 30 kalır. 30 çarpı 2'den de 60. Evet 60 metre. Bunun 2 bölü 5'i. Sonra kalan kumaşın diyor. O zaman başlangıçtaki kumaşım benim 150 metreydi. 60 metreyi ne yaptık? Kullandık. 150'den 60 çıkarırsam 90 metre kaldı. Tamam mı? Evet bu kadar kullanılmış. 90 metre kaldı. Sonra kalan kumaşın 90 metreli. 2 bölü 3 kullanılmıştır diyor. Evet. 2 bölü 5'i kullanıldıysa o zaman. 2 bölü 3 pardon. Ne yapacağım? Yine çarpma işlemi yaptım. 90'ı 3'e bölerim. Sadeleştirme. Bu doğal sayıydı. Payda da gizli var. Gizli 1 var. 90'ı 3'e böldüm 30. 30 çarpı 2'den 60. 60 bölü 1'den değil mi? Bunda 1 kalmıştı. 90'ı 3'e böldük. 30. Burada 1. Payları çarptım. 30 çarpı 2'den 60. Paydaları çarptım 1. 60'ı 1'e bölersek çocuklar 60 metre kalır. Evet 60 metresi kullanılmış. Sonra şimdi 150 metre başlangıçta var. 2 bölü 5'i kullanıldı. 90 metre kaldı. Tamam mı? Sonra elimde 90 metre kaldı. Sonra kalan kumaşın da 2 bölü 3'ü kullanılmıştır. 60 metresi de kullanılmış. Geriye kaç metre kalacak? 90'dan 60 çıkarırsak 30 metre mi kalır? Bu kadar. Tamam mı? 90'ın da bu kadarı kullanılmış. O zaman 60 çıkarıyorum. 30 metre kalır. Geçtik. Sabri parasının 3 bölü 8'i ile tost, kalan parasının 2 bölü 5'i ile ayran alıyor. Sabri'nin geriye 6 lirası kaldığına göre başlangıçta kaç lirası vardı? Sabri parasının 3 bölü 8'i ile tost. Tamam. Kalan parasının. Şimdi 3 bölü 8'i ile tost aldığına göre parasının tamamı kaçtır arkadaşlar? Bütünü yani 8 bölü 8'i nedir? 3 bölü 8'i ile tost aldım ben geriye ne kadarım kaldı? Çıkarma işlemi yapıyorum. Payda aynen yazılır. 8'den 3 çıkardım 5. Sonra kalan parasının diyor 5 bölü 8'in çarpma işlemi yapacağım. Neden? 2 bölü 5'i ile ayran alıyormuş. Kesir kadarı bulunurken çarpma işlemi yapılır. Şimdi sadeleştirme yapmam lazım. 5'leri bölersem buralarda 1 kalır. 8'i 2'ye bölersem burada 4, burada 1 kalır. 1 çarpı 1'den 1 bölü 4 çarpı 1'den 4 gelir. Evet. Parasının 3 bölü 8'i ile tost aldı. Geriye bu kadarı kaldı. Kalan parasının 2 bölü 5'i ile ayran aldı. O zaman geriye ne kadarı kaldı? Bu kadarı. 1 bölü 4'ü 6 liraysa çocuklar. Tamamını bulmak için ne yapıyorum ben?
6'yı 1 bölü 4'e bölerek buluyorduk, değil mi? 6'yı 1 bölü 4'e bölersem birinci kesirim aynen kalır. 6 bölü 1. Çarpı. İkinciyi ters çevir, çarp, takla attır. 4 bölü 1. Payları çarptım. 6 kere 4, 24 bölü. Faydaları çarptım. 1. 1 çarpı 1'den 1. O zaman 24'ü 1'e böldüğüm zaman sonucu 24 gelir. Bu kadar. Turgut bir kitabın birinci gün 3 bölü 7'sini, ikinci gün kalanın 3 bölü 4'ünü okumuştur. Evet, az önceki soru tipimize benziyor. Bir kitabın birinci gün 3 bölü 7'sini, o zaman geriye ne kaçta kaçı kalır? Bütünüm 7 bölü 7'ydi. 3 bölü 7'yi çıkar. Payda aynen yazılır. 7'den 3 çıkardık. 4 bölü 7'si. İkinci gün kalanın 3 bölü 4'ünü okumuştur. 4 bölü 7'nin 3 bölü 4'ü kaçtır çocuklar? Çarpma işlemi yapmam lazım. Evet, çarpma işlemi yaparsak sadeleştirdim. Buralarda 1 kalır. 1 çarpı 3'ten 3 bölü 7 çarpı 1'den sonuç 3 bölü 7 geldi. Tamam, kalanın da bu kadarını okumuştum. Geriye okunacak 15 sayfası kaldığına göre diyor. 3 bölü 7'si 15'i mi eşittir? Peki sonucu bulmak için ne yapacağım? 15'i 3 bölü 7'ye bölmem lazım. Tamam mı? Bölerken de paydamızda gizli bir 1 var. Çarpı. Ters çevir, çarp hemen. Takla attırdım. 7 bölü 3. Sadeleştirme işlemi var mı çocuklar? Var. Hangi iki sayı arasında? Çapraz. Baktım hepsine. 15'i 3'e bölersem çapraz çarpım var. 5 çarpı 7'den. 35. Çapraz olarak böldüm. 15'i 3'e böldüm. 5 kaldı. Burada da 1. 5 çarpı 7'den 35 bölü 1 çarpı 1'den 1 gelir. Ve sonucum nedir? 35. Kitabın tamamı 35 sayfaymış demek ki. Evet, bu kadar.